Size hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bu yine değerli bir konuyla, önemli bir konuyu konuşacağız. Yine hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele aldık. Ee, özellikle gündelik hayatta karşılaştığımız, maruz kaldığımız, evlerde bizimle yaşayan kimyasallardan bahsedeceğiz. Ee, çocuklarımızın oyuncaklarındaki kimyasallar hangileri? Bunlara nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Mutfağımıza kadar giren ve hatta onlarla yaşamımızı sürekli sürdürdüğümüz bu kimyasalların zararları nelerdir konularını yine çok değerli bir konumla konuşacağız. Ee, yüksek kimyager Emrah Yüce ayrıca kendisi eğitimci yazar. Hoş geldiniz yayınımıza Emrah Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bugün gündelik hayatta karşılaştığımız ve maruz kaldığımız bu kimyasalları konuşmamız gerekiyor. Çok masumane görünüyor. Bazıları çok güzel kokuyor ee, ve biz işlerimizi pratik bir şekilde onlarla halletmeye çalışıyoruz. yüzey temizleyiciler, bulaşık deterjanları, işte kişisel bakım ürünlerinde kullandığımız işte deodorantlar, sonrasında işte sürdüğümüz kremler kullandığımız makyaj malzemeleri o kadar çok fazla ki hayatımızı kuşatan ve biz de aslında onlarsa çok fazla yapamıyoruz. Maalesef. İşimizi kolaylaştırdığını düşünüyoruz. Ki evet kolaylaştırıyor Ama dolaylı da zaman yönden zaman. Geliyor, tabii. Ama dolaylı yönden nasıl zararları var? İşte biz de bu programda buna dikkat çekmek için Emrah Hoca'yı davet ettik. Çünkü kendisi de bu konuda oldukça uzman yüksek kimyayel. Şimdi Emre Hoca'm ee, tabii başlıca risk faktörleri elbette var. İşte istiyoruz evimiz tertemiz olsun işte hemen bir şeyle bir deterjanla e, ne yapıyoruz o kısmı temizliyoruz ve sonrasında da nelerle karşı karşıya kalacağımızı bilmiyoruz. O an belki bir takım evet. şeyler gerçekleşmiyor olabilir. Bazen de gerçekleşiyor. Zamanla gerçekleşiyor. Belki anın anında evet. gerçekleşiyor. Belki de zamanla gerçekleşiyor. Bunu tabii <laughs> bilemiyoruz. Bilemiyoruz ama tabii anında da gerçekleşip hastanelik olanlar da oluyor birçok. Kimyasalı bir araya getirip karıştırıp işte o evlerimizi deli gibi temizlik yaparken aslında evlerimizi ne kadar kirlettiğimizi farkında de değiliz. farkında değiliz. Hadi ben sözü size bırakayım çok hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, kanalınıza ve size teşekkür ederim böyle bir konuda e, ekranlarınıza bize yer verdiğiniz için. E, i̇kinci e, boyuta geldiğimiz zaman bugün Cuma günü. Müslüman aleminin e, bayramı. Biz öyle görüyoruz. Herkesin evet. cumasını da ayrıyeten tebrik edelim. Teşekkür ederiz. Günlerimiz maalesef çok yoğun. Ciğerlerimiz yanıyor yani. Akdeniz'inden e, Ege'sine, Sormayın. ülkemizin evet. neredeyse e, tüm orman varlığını tehdit eden bir yangınla uğraşıyoruz. Rabbim inşallah burada mücadele eden ekiplerimize dirlik kuvvet versin. Devletimize zeval abi, vermesin. İnşallah abi. bir an önce şu yangınlar kontrol altına alınır. Tekrardan eski haline döndürülebilir. Bunun için tabii bizim üzerimize düşen sorumluluklar var. Havalar sıcak. Dikkat etmemiz gerekiyor. Kendi evet. keyfimiz için yaktığımız, ettiğimiz mangalları şunlara bunlara ekstra dikkat etmemiz lazım. Tabii burada sabotaj durumları da bir ihtimal. Ona da dikkat etmemiz lazım. En niyetinde bir ağaç çok kolay yetişmiyor. Yani Elbette. bunlar bizim ciğerlerimiz, havamız, oksijenimiz. Biz onlarsız yaşayamayacağımız onlar belli, onlar bilsiz oluyor, biz onlarsız, onlarsız olamıyoruz. Evet. Ee, bundan dolayı hakikaten çok üzüntülüyüz. Memleketimizin orman varlığını tehdit eden çok büyük bir yangınla karşı karşıyayız. Herkesi bu anlamda bilinçli olmaya davet ediyorum. Lütfen herkes bu anlamda elinden ne geliyorsa yapsın. Bir an önce ekiplerimize de tekrar söyleyelim Rabbim kolaylık versin. Şu yangınları bir kontrol altına alalım. Evet ee, inşallah. Peygamber Efendimizin bir hadisiyle burayı tamamlamak isterim. Kıyamet bile kopacak olsa elinizdeki fidanı dikin, dikin diyor. Evet. Ee, biz de bundan sonrası için en azından ağaçlandırma çalışmalarına bireysel olarak yapılan kampanyalar var sosyal medyalarda. Bireysel olarak lütfen de destek verelim, evet. katılalım. Ee, cebimizden 3-5 kuruş e, neyse artık verelim. Bir ağaçta biz dikelim o 3 yıl 5 yıl 10 yıl sonra çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güz, miras. güzel miras mirastır. Evet. şekliyle. Ve bununla da bakıyoruz. sorumluyuz gerçekten Kesinlikle. de sorumluyuz. Bu vatan e, kolay kazanılmadı. Aynen öyle. E, bu girişimde bulunanlar artık tam bazı şeyler net ortaya çıkmadı ama e, bizler de elimizden geldiğince bu konuda gerçekten tüm gayreti göstermek bir vazife, insanlık vazifesi diyebiliriz. Kesinlikle. Konumuza dönecek olsak şimdi evet. çok yoğun bir program içeriğimiz var. İnşallah dilimizin döndüğünce, vaktimiz yetince bunları anlatacağız. E, maalesef hayatımızın her noktasına kimyasallar yerleşmiş durumda. Hele hele pandemide birlikte bu kimyasalları biz 3-4 kaz daha farklı, e, daha fazla maruz kalmaya başladık. Evet. Evimizde tamam. çok masum görünen güzel şişesi, güzel ambalajı, güzel rengi, güzel kokulu olan kimyasalların saymayacağımız kadar zararları var. Şöyle genel olarak baktığımız zaman e, biz Gündelik hayatta maruz kaldığımız kimyasalları şöyle kıyaslaya veya sınıflandırabiliriz. İşte bunlardan en baştaki temizlik kimyasalları. Bu temizlik kimyasalları hem bir yüzeyin temizlenmesi için kullanılanlar olabilir. Hem de bizim kişisel hijyen için kullandıklarımız olabilir. Bir diğeri e, böcek ilaçları, tarımsal ilaçlar. Bir diğeri e, çocuklarımıza kullandığımız, aldığımız oyuncaklar. kıyafetler, oyuncaklar. işte mutfaklarımıza kullandığımız saklama kabı, kapları. Ee, niye böyle? Daha böyle e, anlaşılır dilde veriyorum. Evet. Bunlar kimyasal isimlerine birazdan sayacağım zaten. Evet. Onun dışında civalı Bulaşık ürünler. Bulaşık deterjanları, şampuanlar. Ee, hepsini tek tek e, inceleyeceğiz. Ee, burada bizim etrafımızda kimyasal risk veya risk olarak adlandırdığımız dört grubumuz var. Bunları KBRN diye kodluyoruz. Kimyasal, e, biyolojik, radyoaktif ve nükleer. Bugün inşallah biz bunların kimyasal olan kısmını değerlendireceğiz. Hemen başta söyleyelim. <laughs> Kimyasalların masum bir yönü yok bir kere. Yani Hiç en basit kimyasalın değil. bile birçok zararı var. Yani bir yüzeyi temizlerken o yüzeye ne zarar verdiğini göze göremiyoruz. Veya biz bunu buharını teneffüs ettiğimizde. Hı hı. Çünkü kimyasallar vücudumuza deri yoluyla işte Sol buharının olayım. teneffüsü yoluyla korneadan veya direkt yutulmayla ne yapılabilir sindirim yoluyla geçebilir. Bunlar vücudunda geçtiği zaman bize ne gibi zararları olur? Şimdi en basinden baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, e, halsizlik, yok. yorgunluk, stres, sinir e, psikolojik olarak da kötü etkiliyor. Biraz daha ileri boyut'a gittiğimizde yani bu kimyasalın dozunun yüksek olması veya hı hı. zarar verebilme potansiyelinin yüksek olmasına baktığımız zaman da e, ne olabilir? E, insanları zehirleyebilir. ...sonucu da kötü olabilir, ölümlerle sonuçlanabilir. Ondan dolayı gündelik hayatımızda kullandığımız hiçbir kimyasala masumane yaklaşmayacağız. Çünkü bunlar gerçekten büyük tehlikeleri, büyük riskleri olan kimyasallar. Evet, beraberinde getiriyor. Şimdi gerçekten de öyle ama her eve şimdi girip çat kapı girsek mutfakta... Belki bir 7-8 tane bilemedim. Belki Benimum, 10 tane, belki 10 10 10 tane, tane evet. daha fazla kimyasal ürün görebiliyoruz. Dedi ki hayatımızı kolaylaştırdığını düşünüyoruz. Aynen İnsan mi? hayatını biz aslında biraz ucuza da en azından geçirmiş oluyoruz. Yıllar boyunca mutlu olmak, daha iyi şartlarda çalışmak için çabaladığımız gayreti e bu evimize Kendi koyduğumuz, aslında. Evet, evimize koyduğumuz bu kimyasallara e, maalesef şey teslim de ediyoruz aslında. Aynen farkında olmadan soluyoruz, farkında olmadan deri yoluyla bize geçiyor. Şimdi darma yayınlarında dünya genelinde e, yılda insan yapımı 85 bin değişik sentetik madde üretiliyormuş Aynen Hocam. Öyle. Programa biraz çalıştım dedim nedir <laughs> ne değildir. E, hadi burayı bırakın. Yine her bin adedin üstüne de yeni sentetik maddeler üretilip içerisine katılıyormuş. Maalesef. Korkunç bir şey bu. Zaten yeteri kadar çok çok fazla şey sentetik ürünler var. Ama yetmezmiş gibi buna ilaveten daha fazla sentetik ürünler üretiliyor ve içine boca ediliyor, ilave ediliyor. Böyle bir bilgiye ulaştım. Ama öneriler de var aslında. Yani bu kimyasal maddeleri evlerimize koyduğumuzda çok hızlı bir sürede sonuç aldığımız durumlarda onu muadil daha sağlıklı, insan hayatına Kesinlikle. daha e, olumlu, hiçbir zararı olmayan, olmayan tam olmayan, daha böyle doğal şeylerde var. De var. Evet, aslında ikame etme diyoruz yani evet. iş sağlığı güvenliği anlamında tehlikeli olanı daha az tehlikeli değiştirmek. Evet. Şimdi siz cümleye şöyle başladınız en ufaktan ee, bir mutfak dolabını açsak, bir bir lavabo dolabını açsak, 8-10 farklı çeşitli kimyasal evet, görüyoruz. Çok... Nedir bunlar işte deterjanlarımız, yüzey temizleyici, kir çözücü, yağ çözücü, pas çözücü dediğimiz ürünler. Birçoğunun zaten e, sanayi isminin dışında özel isimleri var, ticari isimleri var. Onlar burada zikretmek evet, istiyorum ama hepsinin genelinde baktığımız zaman şöyle bir madde var, sodium lauril sülfat dediğimiz bir madde var. Bunun özelliği ne hocam bu petrol türevi bir ürün bir kere. Yani ee, organik bir kökeni olsa bile petrol türevi. Hı hı. Bir kere bizi petrole bağımlı kılıyor. Yani onu elde etmek için petrolden elde etmeniz gerekiyor ve onun türevlerinden elde etmeniz gerekiyor. Petrole bağımlı kılıyor. İkincisi bu maddeler e, belli noktalarda kanserojen riskler taşıyor. Mesela bizim yaptığımız bence en büyük hatalardan birisi şu. Evlerimize aldığımız Kimyasalım. Yani ben bunlara kimyasal diyorum. Ben bunlara işte temizlik malzemesi Demiyoruz. demiyorum. Evet. Donsu bu. Görmüyorum. Bu İçeriğini kimyasal. İçeriğini de siz bildiğiniz i̇şte, için. İşte içerinde görünce iyice korkuyorum. Evet. Birçok e, işte ev hanımı veya işte evlerini temizleyen kişiler bunun içerini okumuyor Yani biraz şöyle arkasını çevirseler o öndeki güzel yüzünün ziyade arkasındaki o içindekiler kısmına bir baksalar. Evet. Şöyle şeyler yazıyor. Buharını solumayın. Evet. Kullandıktan Temasta sonra bulunmayın. 4 saat 5 saat ortama havalandırın. Bol suyla yıkayın. İşte temastan kaçının. En ufak bir e, risk durumunda en yakın sağlık kuruluşuna arayın ki bu sağlık kuruşlarından hemen bahsedelim. Evet. 112 acil servislerimiz 114. bu işe e, hemen e, müdahale ediyor. Hı hı. Bir de UZEM dediğimiz 114 numaralı e, ulusal zehir danışma merkezimiz hemen bu işe ne yapıyor müdahale ediyor. Evet. E, özellikle son yıllarda artan kullanımla birlikte. Burada zaten çok yoğun bir ne var, e, talep var insanlardan. E, çünkü insanlar dediğim gibi aldığı kimyasal tanımıyor. E, komşusundan bile duyarak şu iyiymiş deyip onu alıp kullanıyor. Maalesef bu çok büyük tehlikeleri e, olan e, gizli silah gibi bir şey aslında. Yani şimdi şöyle bir şey var. Evimizde kullandığımız en basit deterjanla kişisel hijyende kullandığımız şampuanların kökenindeki madde aynı. Yani evet. biz deterjanı kafamıza döker miyiz? Hayır ama şampuan ne yapıyor? Sentetik bir deterjan zaten şampuan. Kesinlikle. Bu arada sentetik deterjan doğadan bahsediyorken aslında şunu da ifade etmek gerekiyor sevgili <laughs> izleyiciler. Kullandığımız deterjanlar, saç kremleri, e, öyle değil mi? Spreyler, e, özellikle suya katıldığı zaman, karıştığı zaman sularımızı kirletiyor. da kirletiyor. Aynen yani mi? bir de işin böyle bir boyutu var. Hem zaten deri yoluyla değil mi uzmanların Kesinlikle. söylediği sizler söylüyorsunuz. Vücuda giriyor zaten. Derideki porlarımız sağlıyor. yardımıyla buradaki gözeneklerle Mesela şöyle bir e, durum var. Pandemi ile birlikte e, el dezenfektan dezenfektanlerinin kullanımı çok arttı. Deli gibi Yine içerisinde gerçekten. en basitinden alkoller var. E, etil alkolü var, eee propil alkolü var. Bunlar ne yapıyor? Derinin üst tabakasındaki gözeneklerin açılmasına, yani üstteki yağın biraz daha çözülmesine ve gözeneklerin daha çok açılmasına sebep oluyor. Bu gözeneklerin açılması ne gibi zarar verebilir? Hı hı. E atmosferde havada partiküller var, toz partikülleri, askı, askıda kalan mikroplar var, bakteriler var. Bunlar gözeneklerimizden vücudumuza giriş yapabiliyor. Normalde bu gözeneklerin belli oranda kapalı olması lazım. Yani vücut bunu kendi dengesinde zaten sağlıyor. Çünkü Absorbe, kendini, evet. tabii kendini tamamen savunması hale getirmeyecek en nihayetinde. Ama aşırı kullanımla bu tip el dezenfektanı ve benzeri ürünlerin aşırı kullanımla Burada baktığınız zaman birçok insanın dermatit dediğimiz en basit evet. deri rahatsızlığı başlıyor. Bu dönemde başlıyor. çok arttığı söyleniyor zaten. Kesinlikle ben bile yaşadım. Yani ilk pandeminin başlarında e, o el dezenfektanlarını kullandığımızda hemen birkaç gün sonra bir e, ellerimizde kızarıklık, Hı -hı. Haftan böyle bir e, deride dökülme gibi olaylar oluyor. E, bu çok basit bir şey zaten. Yani keşke böyle kalsa. Sadece bu da kesinlikle kalmıyor ama giren bakteri e, vücudumuzda ne yapacak? Bizi hasta edecek, bize e, patojen olarak zarar dokularımıza verecek. zarar verecek. E, burada biz her zaman şunu söylüyoruz. E, i̇laçlarla zehirlerin arasındaki fark doz. doz. Doğru. Yani biz bir şeyi ne kadar yüksek dozda alırsak o bizi zehirleyecektir. Ama şu an gördüğümüz o ki özellikle ben buna pandeminin çok sebep olduğunu düşünüyorum. Hı hı. İnsanlarda müthiş bir kimyasal kullanımı var. Bir daha söylüyorum temiz görünü demiyorum bakın veya işte hijyenini demiyorum müthiş bir kimyasal kullanımı var. Evet kimyasal, kimyasal. Var. kullandığımız hemen birçok şey. Onları da tek tek yine programımızın ilerleyen saatlerinde Evet e, anlatacağız içeriklerinden bahsedeceğiz zararlarından bahsedeceğiz. Evet. Ee, o zaman hadi gelin sizinle mutfağa girelim mutfaktaki Olur, e, kimyasallardan konuşalım. Temizlik ürünleri demiyor sevgili izleyiciler bakın dikkat çekiyoruz. Emrah hocamın dediği gibi kimyasallardan evimizdeki kimyasallardan bahsediyoruz. Bulaşığımızı yıkadığımız kimyasallardan, e, yüzey temizleyicilerinden o fırınlarımızın gıcır gıcır tertemiz Yapan. olması için verdiğimiz çabayla, emekle e, kullandığımız o kimyasallardan bahsedeceğiz. Buyurun hocam söz sizde. E, bunlardan mesela en başta mutfakta kullandığımız, yüzeylerimizi temizlediğimiz yağ çözücü, kir çözücü, pas çözücü işte böyle genel adları olan markalarda birçok e, farklı muadilleri e, de, muadilleri çok. de çok. Aslında sadece şişesi değişik hocam, içerik hep aynı. Temelde mesela bir yağ çözücüye baktığımız zaman bazik kökenli. Hı hı. İşte bir kireç çözücüye baktığımız zaman asit kökenli. Ve bu asit e, çok kuvvetli bir asit. Mesela vücudumuzda en kuvvetli asitlerden mesela hidroklorik asit. Bunlarda kullanılan sülfonik asitler ondan daha kuvvetli. Şimdi pırıl pırıl yapıyor ama e, bu asit niye pırıl pırıl yapıyor? Bir kere çok kuvvetli. Derişik. E, bunu temizledikten sonra mesela bir çaydanlığı bununla temizlediğimizde bir yüzeyi bununla temizlediğimizde e, peş sıra bizim bunu belki de 10 kat daha fazla suyla ne yapmamız lazım? Temizlememiz, yıkamamız, durulamamız lazım. Hocam suyun da çıkarmadığını, hatta üzer, içerisine e, sirkenin e, katılması gerektiğini, yani çok fazla da söylem var işin e, doğrusu. O kimyasalların çünkü yapışıp kalması, hani gözle gözle tutunabiliyorlar. Gölür, tutunabildikleri tutunabiliyorlar. Söyleniyor, molekülleri evet. böyle bir özelliğe sahip. Yüzeyde o temizlemeyi gözle görüyoruz ama geride bıraktığı kalıntıyı göremiyoruz. Evet uzmanlar öyle ama. diyor gerçekten. Kesinlikle bu tutunmanın önüne nasıl geçeriz? İşte en başta söylediğimiz ikame dediğimiz yöntem. Yani illa biz o yağ çözcüğü, kireç çözcüğü kullanmak yerine daha erken dönemlerde yani o kadar kireç bağlamadan veya o kadar yağ bağlamadan bunları ne yapabiliriz? Çok daha basit. Doğal olan sirkelerle, limon, hmm, sodayla, sodalarla yani hmm. yemek sodası dediğimiz evet. e, bir karbonatlarla çok çabuk, rahat temizleyebiliriz. Çabuk, çabuk. Evet. Ha bu ne olur? E, diğerinde bu işi 15 günde bir yapıyorsak, e, kullanacağımız daha basit da kimyasallarla bir haftada bir yaparız. Ama buna değer niye? Onun vereceği bir zararı yok. Şimdi asetik asit sirke dediğimiz zaten turşularda kullandığımız e, içtiğimiz, yediğimiz, evet. içtiğimiz çoğu zaman çocuklar ateşlendiğinde çocuklara verdiğimiz. Basit bir şey. Zayıf bir asit, Organik kökenli bir asit. Ee, bu bu bize kimyasal değil zaten. Hayır. Biz bunu zaten e, meyveden, sebzeden, yiyeceklerden zaten alıyoruz. Vücudumuz zaten bu tip organik maddelere ihtiyacı var. Bunu zaten alıyoruz. Ama evet. diğer o petrol türevi olan işte benzen sülfonik asitler gibi petrol türevi olanları vücudumuzun ihtiyacı olmadığı gibi vücudumuza e, saydığımız zaman yani bir sürü neyi var? Bunların zararı var. Bir kere bunlar vücudun Tahriş ediyorlar, korozifler. Yani bizim tenimizin dayanabileceği bir e, korozyon sınırı var. Onu çok rahat geçebiliyorlar. Yutulması durumunda yemek borusunun, soluk borusunun delinmesine, e, sindirim yollarının tamamen tahrip olmasına sebep oluyorlar. Buharlarıyla birlikte üst solunum yollarının tamamen tahrip olmasına sebep oluyorlar. Hiç öyle masum görünmüyor. Mesela hep şunu söylüyorum, aldığımız ürünün arkasını bir okuyalım. En basit en bir deterjanın arkasında şu maddeler var pratik olarak söylüyorum. Bu arını cilde Hı -hı. temas etmeyin, göze ve cilde kalıcı zararlar verir yazıyor. Hı -hı. Ama baktığımız zaman biz onunla yıkadığımız çamaşırları çok rahat giyiyoruz. Şöyle yazıyor diyor ki yıkadığınız zaman, kullandığınız zaman Hı -hı. bol suyla durulayın. durulayın. Ya bu bol suyla durulamanın oranı ne? Ya ben bir de bunu bol suyla durulayacaksam niye seninle yıkadım? Öyle evet, değil mi? Tabii. İşte hep bunu e, ne yapmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Bizim e, hayatımızda bunlar e, gelişen teknolojiyle, sanayileşmeyle insanların e, daha kısa zamanda, daha böyle e, keskin sonuçlar almak merakıyla bunlar ortaya çıkmıştır. Aslında kullanmamız gereken en doğal madde sabun. Niye? Evet. Suya sabuna dokunun diyoruz, değil mi? Pandemi döneminde sabun organik kökenli bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen bir madde. Deterjanlarla baktığımız zaman çok farklı bir özelliği var. Sabunlar bir kere doğada çok rahat parçalanabiliyor. Evet. Yani bizim toprağımızı, işte suyumuzu, suyumuzu. havamızı kirletmiyor, çok rahat parçalanabiliyor. Ama deterjanlar öyle değil. Toprakta yıllarca belki 100 yıl boyunca parçalanmadan kalabiliyor. Yani topraktaki bakteriler onu parçalayamıyor. Evet. Böyle bir özelliği var. Suya karıştığı zaman az önce siz demiştiniz, yine suyu kirletiyor. Sabunlar mesela hep şundan şikayet edilir, ee, soğuk e, suda yani sıcaklığı düşük olan suda temizleme işlemi tam göremiyor. Evet göremiyor. Deterjan soğuksa bu işlemi görüyor ama baktığın zaman o suya ne yapmış oluyor? Kirletmiş oluyor. Kirletmiş oluyor Bir taraftan kâr olarak avantaj olarak gördüğümüz şey Dolaylı olarak tüm ekosistemimize ne yapıyor? Zarar, Zarar veriyor. veriyor evet. İnsan eli değdiğinden dolayı bu aslında. Baktığımız zaman savunun belki 1500-2000 yıllık bir geçmişi, geçmişi var. var. Eskiden Emrah Hocam, Buyurun. hani e, tabii teknoloji bu kadar gelişmezken, e, bir bakıma da aslında şey Her şey gibi biraz daha doğalken. Doğalken ve e, o evlerde mis gibi sabun kokarken. Aynen öyle. Onlar ne yapardı da o evleri tertemiz Temiz tutardı, yapardı ve e, gerçekten oldukça sağlıklıydılar. Çok uzun ömürlü yaşıyorlardı. E, öyle değil mi? Kesin Hatta değil mi? bazı ninelerden duyduğum e, şuydu ki e, işte küllerle çamaşır yıkarlarmış. Aynen öyle. E, hiçbir zarar ama çiçek gibi olur derlerdi onların Aynen tabiriyle. Öyle. Aynen e, öyle. Bizler hani şimdi külle yıkayalım demiyoruz, demiyoruz ama, ama bu da olmamalı. Biz ee, sanayileşen dünyanın böyle bir global hale gelmesi, küresel hale gelmesi de sanayileşen her şey maalesef bize zarar vermeye başlıyor. Yani evet, insan cebimizden de çıkıyor aynı şekilde. Ömrümüzden, canımızdan da çıkıyor veya hayatımızdan da çalıyor. Yani Ve şöyle biz bunu bir, fark etmiyoruz ama işin en kötü tarafı bence bu. Şöyle bir olgu oluştu veya şöyle bir şey var. Mesela temizlik yapan bir e, kişiyi izleyelim. Temizliği yaptı, bitirdi. Bu bahsettiğimiz kimyasalları kullandı. Emin olun, iki gün kendine gelemiyor. Evet. Ya bu fiziksel bir yorgunlukla mı kaynaklanır sadece? Bence sadece fiziksel bir yorgunluk değil. Yani eğildi, kalktı, sildi, süpürdü değil, den değil evet. bence. Buna etki eden kimyasal bir etki olmalı ki bu kadar e, ağır atlatıyor veya bunu 2-3 gün bu temizliğin etkisini ne yapamıyor, vücudundan atamıyor. Bu etki eden kimyasallar en basitinden birbirine karıştırma evet ...evimizde şu an bulunan... ...kimyasal kendi içindekiler yetmiyormuş gibi... Başkalarını da ...ikisini ediyoruz. birbirine... ...işte üçünü birbirine böyle bir... Gücünü arttırmak adına değil mi? Böyle bunu bir yapanlar var. İşlemi kimya laboratuvarında... ...yapsak... ...bizi bir daha o okulun önünden... ...o laboratuvarın önünden geçirmezler. Ki bunu yani, yani niye? Bilgi var, bilim var... ...sonuç bu olur diyoruz. Mesela işte en çok yapılan hatalardan birisi çamaşır suyu dediğimiz, e, sodyum hipoklorit dediğimiz madde ve tuz ruhu dediğimiz hidroklorik asit midemizdeki evet. asitle Eşten. aynı, pH'i bir miktar farklı ama özelliği aynı. aynı. pH'i sadece bir miktar farklı. Bu ikisi zaten kendi başına tehlikeli kimyasallar, çok kuvvetli maddeler, çok kuvvetli asit mesela hidroklorik asit. Bir de biz bu ikisini birbirine karıştırıp ortama döktüğümüz zaman gerçekleşen tepkimede klor gazı açığa çıkıyor. Açığa çıkan klor gazı tamamen zehirli bir gaz. Evet, soluyoruz i̇şte, ama biz onu. Onu soluyoruz. Ondan sonra işte baş dönmesi, kusma, boğaz mide kurulu. bulan, boğaz Hı. kurulu, üst solum yollarındaki tahriş, stres, gerginlik. Bunların hepsine belki sadece bundan maruz kalıyoruz. Bakın bir örnek verdik sadece. Daha neler neler karıştırılıyor. İşte o da e, bu işi... Yani temizlik anlamında yapanların yaratıcına bırakıyorum. Evet bir de artık temizlik hastalığı arttı. oluşmaya başlıyor. Şimdi filmlere de konu oluyor biliyorsunuz artık e, o kadar temizlik hastası ki evet. ruhsal anlamda da sorunlar yaşamaya başlıyor ve e, artık o süreç daha bir... Aşılmaz oluyor. Şu an ülkemizde maalesef ki psikolojik rahatsızlık yaşayan sayısı da bir hali fazla. Gerek endişe ve korkularımızdan. Sanmıyorum da bunu çok fazla tetikledi. Çok fazla. Ama çok işte kötü sanırım bir süreç ki kesinlikle sanırım ki kullandığımız işte dezenfektanlar, ondan sonra kimyasal ürünler, o soluduklarımız farkında dahi değiliz bence. Onların değiliz. da psikolojik etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Çok büyük anksiyete yani stres, evet. kaygı yaptığı bir gerçek. Bir kere yabancı bir şey hocam. Vücudumuza yabancı, Evet vücudun kabul etmeyeceği bir şey, vücut onunla mücadele etmek istiyor. Bunu deri yoluyla aldığımızda, evet. solunum yoluyla aldığımızda, farkında olmadan e, sindirim sistemimize geçtiğimizde vücudumuz bunu bir şekilde atmak istiyor, onunla savaşıyor. Bunun sonucunda da dediğimiz gibi e, birçok psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıkları evet. maalesef yaşıyoruz. E, önüne geçmek de kolay aslında. Elimizde olan bir şey aslında. Yani bizim seçimimiz. demiyoruz. Elbette kullanmamız gereken yerler oluyor. Temiz giyim anlandır. Tabii ki de temizleyeceğiz, edeceğiz, kullanacağız. Ama kimyasallarla olması şart mı? Değil. Daha basitlerini, daha zararsızlarını bulabiliriz. Birçok artık sektörler şöyle olmaya başladı. Ee, bir sanayi kolundan yürünüyor, gidiliyor. Hı -hı. Onun paralelinde onun hemen organiği ortaya çıkmaya başlıyor. Niye? İnsanlar onun zararını gördüğü için bunun organini talep etmeye başlıyor. Yakında ben şöyle görüyorum. Mesela bir meyve reyonuna gittiğimizde sera ürünü var. Bir de organik ürün var. İşte biz ona hemen yöneliyoruz. Aa bu organikmiş. Niye? Bize zarar vermez diyoruz. Bizden bir şey diyoruz. Organik bizden olan bir şey gibi düşünüyoruz. Bence yakındaki dönemlerde yani şöyle 3-5 yıl içerisinde kimyasalların da bu anlamdaki temizlik ürünü olabilir. Birazdan daha hiç değinmedik kozmetik ürünleri olabilir. Çocuklarımızın oyuncaklarında kullanılanlar olabilir. Evlerimize kullandığımız polimer kökenli Plastikler, naylonlar, saklama kapları olabilir. Evet, evet. Bunların da daha böyle zararsız, organik boyutlu, doğada biyo çözünürlüğü yüksek, ağır metal içermeyen bisfenol ağları içermeyen yapıları üretilecek ve pazarlanacaktır diye düşünüyorum. Bir talep oluşacak çünkü yakında Bununla ilgili. Evet, oluşması da gerekiyor. Zaten e, insanların bilinç farkındalığı artarsa eğer talepleri de oranda değişir. değişir. E, bir de ne olursunuz aldığımız her şeyin şu arkasında bir bakalım nedir, neyin nedisidir? Yediğimiz, içtiğimiz, evimize koyduğumuz işte. Ee, iyi para verdiğimiz, ondan sonra onlarla işte çok bedensel anlamda tabii ki ya gerçekten öyle sorgulamak yani gerekiyor değil mi Sorusu aldığımız olmak. her ben şeyin arkasında ben. ne var ne yok. Örneğin fırın temizleme maddesinde mesela kostik bir amonyak içerdiği için hele şu spreyleri e, çok tehlikeliymiş. Ben de onu e, bilmiyordum yani sprey olunca böyle daha hızlı bir şekilde Tenizler pratik yapıyoruz ama aman Allah'ım okurken dedim ki çok tehlikeli. Onu konuşalım. Şimdi kısa bir ara vereceğim tamam. sevgili izleyiciler. Sonrasında yine buradayız. Öğle arası kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler çok değerli konuğum yüksek kimyager Emrah Yüce ile birlikte özellikle gündelik hayatımızda kullandığımız evimizden eksik etmediğimiz kimyasallardan bahsediyorum. Altını çiziyoruz temizlik ürünleri değil, kimyasallardan bahsediyoruz bunların ne gibi zararları var? Ee, bu kadar masum görünmelerin altında maalesef çok ciddi zararlar verdiği göründe uzmanlar zaten açıklama yapıyor. Biz de bu programımızda tekrar buraya dikkat çekmek istedik özellikle e, Emre hocam yayın ek, e, araya gitmeden evvel e, gerçekten bu fırın temizleme konusunda evet. artık çok e, pratik şeyler pratik anladım. şeyler çıkmaya başladı işte e, çok bilicik şeyle hemen kocaman yüzeyleri temizliyoruz. Aynen işimize de geliyor. Fırınlarımız temiz olsun istiyoruz. Spreylerle sıkıyoruz. Özellikle o spreyi sıkarken uçuşan şeylerin akciğerlere inmesi çok ciddi bir tehlike arz ediyormuş. E, gözle görülmediği için değil mi? Ne Aynen. içeriyordu hocam? Kostik bir amonyak içerdiğinden özellikle spreylerde e, vücudumuza giriyor. Dokumuza zarar verdiği söyleniyor Kesinlikle. değil mi? Şöyle bir şey var. Kostik dediğim şey sodyum hidroksit. Evet. E, sodyum hidroksitler ee, kuvvetli, bazik maddeler. Lavabo açıcı olarak kullandığımız ürün aslında bu. Hı -hı. Yani biz Lavabo açıcı... Tabii. Spreyle, tabi, spreyle e, tezgahımıza, işte ne bileyim, fırınlarımıza sıktığımız evet. o kostik aynı zamanda bir gün sonra gidip lavabo açıcı olarak mutfak tıkanıklığını açtığımız evet. ürünle aynı şey. Yani hep şunu söylüyoruz. Az önce deterjan, şampuanla da bunu söyledim. Çökendeki madde aynı. E, Sodyum, lauryl, sülfat veya sülfonik asitler var hı hı. E, içerisinde. E, biz bunu deterjanla saçımızı yıkamayacağımıza göre... Değil mi? Yani bunu yapabilir miyiz öyle? açıcıyla da fırınımızı temizlememiz lazım. Hep şunu söylüyorum işte, aldığımız ürünün lütfen arkasını bir okuyalım. Onun örneğini birazdan göstereceğiz sizinle Çok iyi de. Çok Bu spreylerin ne gibi zararları olabilir? Evet. İlk önce mekanik basit bir ararından hemen bahsedeyim. Bir kere hı. sprey havada askıda kalabilir. Kalabiliyor değil mi hocam? Öyle. Aynen öyle. öyle dını, pıs diye sıkıyorsun, öyle. Havada bitiyor, geçmiyor kalabilir. yani. Evet. Yüzeye temas eder evet bir kısmı ama hı hı. gözle göremeyeceğimiz kadar da askıda kalabilir. Hı, hı. Askı kaldığı zaman bulunan ortamdaki herkes bunu teneffüs eder. Farkında bile değil, değil. zaman. Bundan evet. difüze olur çünkü. Kokusu da eğer hoşsa insanlara eee güzel de bir algı uyandırır. Beynin bazı bölgelerini uya, uyararak e, ya bu ne kadar güzel Alışıyoruz gidip tekrar onu alıyoruz ya çünkü kokunun çok büyük bir etkisi var satış üzerinde, kullanım üzerinde. Bunun bir benzerini biz gıdalarda, çin tuz üzerinden yaşıyoruz zaten, sodyum glutamatlarla. Beynin belli noktalarını lezzet verici olarak uyarıyor, uyarıyor. Biz onu hep talep ediyoruz bundan sonra. İşte bu cinslerde, baharatlı, özellikle yiyeceklerde, burgerlarda bundan çok fazla var. Hep onu istiyor çocuk veya işte kişiler. Ee, ...sürekli onu talep ediyor. Başka hiçbir şey istemiyor, görmüyor bir süre sonra Dilimizdeki gözü. Dilimizdeki reflektörler, artık alıcılar değişiyor ve biz onu yedikçe de yeme isteği uyanıyor Aynen değil mi? O reflektörler Sadece değişiyor. ona modlanmış, evet. beyni onu isteyen, aslında e, bizi yöneten sistem ona programlanmış oluyor. Evet. Bunun aynısı bizim kullandığımız kimyasalların koku veren türlerinde de var. Yani e, gıda da ne yapıyorlarsa aslında... Kimyasalda da onu yapıyorlar. Onu Farklı yapıyor. bir şey. Taktik hep aynı. Değil ee, mi? Sadece birisi yiyecekle bizi bağlıyor kendine. Birisi de o kimyasalla evet. çok basit bir koku molekülle bağlıyor. Dediğimiz yani. gibi bu askıda kalabilir. Askıda kaldığı zaman teneffüs ederiz. Solunum yollarımıza birikebilir. Bakın en başta ne söyledik? Bu kimyasalların zararları bazen aniden ortaya çıkıyor. İşte çamaşır suyu, tuzu karıştırdınız. Hı hı. Ortaya çıkan gaz siz zaten zehirler. Evet. Bu oranına göre Öldür ee, öldürebilir. oranına göre evet. e, 3-4 gün sizi sendelet edebilir yani evet. rahatsızlık da verebilir ee, Diğerleri ise vücutta birikme yapabilir belli evet. dozlarda Vücudun belli sistemlerinde işte akciğerinde karaciğerinde sindirim sisteminde e, bağırsaklarında birikebilir Bu birikmenin neticesinde 3 yıl 5 yıl 10 yıl sonunda da geri dönüşü olmayan hastalıklara sebep olabilir Tabii. Yerleşiyor vücuda çünkü Aynen değil mi? Öyle. Ha, doğru. Amonyakla ilgili bir şeyden bahsedeyim. Amonyak'ın e, geçmişi de biraz karanlık bizde. E, NH3 diye bildiğimiz madde. Biz amonya eski dönemlerde buzdolabı, klima, işte derin dondurucu gibi sistemlerde soğutucu akışkan gaz olarak kullanmışız. Hmm. Yani sistem evet. içerisinde gaz hareket ediyor. Buzdolabının soğutma özelliğini veren, derin dondurucunun soğutma özelliğini veren, klimaların soğutma özelliğini veren gaz olarak kullanmışız. Ama bir süre sonra bakmışlar er ki bilimsel bilgiler iyice ortaya çıktıkça hı hı. E, amonyakta yüksek bir korozif etki var. Yani? Tahriş edici. Tahriş edici. Bulunduğu ortamda solunması, temas edilmesi, işte buharına maruz kalınması, evet. deriye, göze veya gıdalara bunun geçmesi yüksek bir e, korozif etkiye sebep oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Bir buzdolabı bununla soğutulmaya çalışılırsa soğutucu soğutuşa olarak. Hı hı. insan yapımı bir şey. sistemlerin ufak bir yerinden bir e, kaçak olabilir. Bu odaya yayılabilir. Hı hı. Yiyeceklere yayılabilir. Zamanla ne yapar? Zaten e, etkisini gösterir. İki basit zararı bu. Üçüncüsünü söyleyeyim. Kullandığımız ortam bir fırınsa hı hı. E, havada askıda kaldı işte vücudumuza geçti okey. E bu fırında biz ne yapıyoruz? Yemek, Yemek pişiriyoruz. pişiriyoruz ve yiyoruz. Aynen öyle. Isısı yani, da artıyor. Onu söyleyeceğim. E, sıktık, temizledik yüzeyi. Şimdi onu bol suyla duruma, durulama Mümkün şansımız değil. var mı? Yok. Yok Elektronik tabii. bir alet. Ne kadar bezle ıslak, nemli bezle silseniz de o e, asla vücud, yani yüzeyde tutunmasından ne yapmayacak? Vazgeçmeyecek. Yine kalacak yüzeyde. Evet. E, yemeği verdik, ısıttık. 200-250 derece. Bu sefer ısınan maddelerin e, ...yapıları da değişmeye başlıyor. Daha tehlikeli hale Daha geliyor. tehlikeli hale Enerjisi artıyor bir şekilde. Yani, evet. Yemeğe bulaştı. Yemekle onu afiyetle yedik. <laughs> evet, evet. Yani her yönden vücudumuz ne yapıyor? Ve o döngü de sürekli. Yani fırın yemeklerini de çok seviyoruz. Aynen, koyuyoruz öyle. Fırınlarımız da tertemiz olsun hatta övünüyoruz. Ah ne güzel fırınım var Aynen, tertemiz. Öyle. Aynen öyle. Ah evet gözümüzü açmamız lazım. Uyanık olmamız lazım Bugün gerçekten. Bugün gerçekten anlattığımız şeyler hayatımızın içinden bir çok yaşadığımız önemli şeyler. şeyler. Yani, yani hiç kimse demez şu, ki biz bu kimyasallarla hiç ilgilenmiyoruz. Herkesin yiyemez. evinde Kesinlikle, var. Kesinlikle hepimizde var. Çocuklarımız için temizlediğimiz o evlerde çocuklara aslında zarar veriyoruz. Aynen öyle. Kendimize yani, zarar veriyoruz. Çocuğumuza yapacağımız işler. en e, büyük kötülük onu bu kadar kimyasala o yaşta maruz bırakmak. Yine belli yaşın üzerindeki insanların bağışıklık sistemi dediğimiz immün sistemi Hı -hı. belli bir seviyeye geliyor, güçleniyor. Mücadele edebilme kapasitesi yüksek ama bebeklerin, çocukların işte 6-7 yaş grubundaki e, yavrularımızın çok büyük riskte, çok büyük tehlikede olduğunu söylememiz lazım. Evet. Şöyle bir şey var. Şimdi hep şunu söylüyorum bir daha vurgulayacağım program boyunca. Lütfen aldığımız şeylerin arkasını bir okuyalım. Evet onu vurgulayalım hocam. En yani... basitinden şunu söylüyor çocukların ulaşamayacağı yere koyun diyor. Yani. Niye ulaşamayacağı yere koyacağız biz bunu? Demek ki çocuğa zarar veriyor. Çocuklar bunu alıp içtiğinde bilmiyor çünkü. Hayır zaten Çocuklu... çocuklar ona ulaşıyor. Biz onu yerleri silerek, işte temizleyerek, işte ya da oyuncaklarında dikkat etmeden bir aldığımız oluşuyor, şeyler bir de zaten ulaşıyor. De ulaşıyor. Tabii, o da var. Tabii tabii. Ee, eline atıyor. Burada şu varmış yani yaramazlık yapıyor mesela alıyor, ediyor. Bununla ilgili e, bir araştırma yapsak belki yılda bu tip zararlı kimyasallardan e, etkilenen, yüzü yanan işte solunum sistemi hasar gören, gözlerini maalesef kaybeden, gelişini evet. maalesef bu anlamda tarihe uğratan e, oran olarak çok yüksek oranlarda e, kaza olduğunu, e, iş kazası demeyelim buna, bu tip hı hı. ev kazası olduğunu görebiliriz. Görebiliriz, evet, doğru. Bu arada şuna dikkat etmek lazım sevgili izleyiciler. Biz zaten hiçbir marka ismini vermiyoruz. Evet, böyle evet. bir şey zaten yapmıyoruz biz ama. İçerikle ilgili konuşuyoruz. İçeriği doğrusu bu. Doğru. Bizim amacımız da zaten size doğruları aktarmak. Yani karalamak değil bunu kendimiz için yapmamız lazım. Yani e, böyle bir realiteyi görmezden gelmemiz mümkün değil. O yüzden biz de evlerimizde kullandığımız, evlerimizi bırakın kişisel bakım ürünlerimizde kullandığımız kimyasallara dikkat çekmek istiyoruz. Bu da bizim vazifemiz. O yüzden e, bu anlamda hizmet veren kişiler bize kızmasın. İnsan sağlığını tehdit eden her şey bizim için de zarar. Kesinlikle. Yani, yani biz de bu konuya dikkat çekmek durumundayız. Bir kimyager olarak aynı zamanda eğitimci yazarım, öğretmenim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir personeli olarak o gururu yaşıyorum ya, Ben bunu sınıfımda öğrencime öğretmezsem işimi doğru yapmamış olurum. Evet, bir tabii tabii. Yani gerçekçi olmak lazım. Şöyle mesela lafınızı keseyim. Şöyle Hı -hı. bir şey laboratuvarda yan yana koymadığım iki kimyasalı biz evde evimde yan yana koyamam. Evet. Koyulduğunun da doğru olduğunu söyleyemem. Bu benim bir kere iş ahlakıma uymaz. Evet, evet. Bu yanlış olduğunu söyleriz. Dediğimiz gibi biz burada içerikle ilgili konuşuyoruz. Hı hı. Ee, amacımız dikkat çekmek. Dikkat çekmek. Sağlığımızı ucuza getirmemek Daha yani. Daha az kullanılabilir mi? Evet. Daha az kullanılabilir. Daha yoğun tempoda çalışıyoruz hepimiz. Ee, biraz daha bunlardan alternatifler bulunur. Daha alternatifler doğal, bitkisel bunlar da var. Tercihlere bağlı olarak bunlar da var. O yüzden dikkat çekmemiz Madilleri lazım. Muadilleri var. İkame edilebilir. Evet, ikame edilebilir. Evet. Her şeyden öncesi tabii ki de insan sağlığı. Sağlığı tabii bizim için de çok önemli. Şimdi mobilya ve yer sillerde de kanser içeren fenol, e, astımı tetikleyen var. bir e, maddeymiş. Yerler mis gibi kokuyor. Yüzeysel parlatıcılar güzel e, bir şekilde boca ediliyor ama İçerisindeki maddenin de dikkatini çekmemiz lazım. Bu arada şu bilgiye ulaştım hocam. Emre evet. hocam sizinle de bir diyelim. Bulaşık yıkama sıvılarında renklendirilmiş olanları tercih etmeyin diyorlar. Sebebi. Çünkü içerisinde Hı -hı. kurşun ve kanserojen etki aynen, yaratabiliyormuş. Aynen, Bakın aynen. bulaşık deterjanlarımızın renkli olmasını tercih etmememiz gerekiyormuş. İçeriğinde kurşun ve kanserojen etki eden bir madde varmış. Doğrudur. Yani ben çok fazla görmedim. Ağır metal diyoruz biz bunlara. Ağır yani. metal. Evet ağır metal. Renksiz olanını tercih edin diyor ama ben ona denk gelmedim bilmiyorum var mı? renksiz Varsa bana DM'den yazabilirsiniz lütfen direkt mesaj olarak şöyle yani olabilir. Ee, bulaşık sabunlarımızın kökeni de aslında bizim e, en az zararlı dediğim veya yani zararsız dediğimiz sabunlarımız kökeni. Hı hı. E, tabii onun üzerine e, bulaşık temizleme gücünü artırsın diye çok daha farklı malzemeler maddeler ekleniyor. Hı hı. E, bir şeyde renk varsa Birinci o içinde renklendiriciden kaynaklanmıyorsa yani bazı azo boyar maddeler var onlardan kaynaklanmıyorsa ağır metal içeriyordur. Evet. Ağır metaller vücudumuzun e, belli sistemlerinde birikirler. Mesela kurşun, civa bunlar e, en tehlikeli bu anlamdaki ağır metaller ve en çok maalesef kullanılanlar. Mesela son yaklaşık olarak 5 yıldır falan. Kimya laboratuvarları dahil hiçbir laboratuvarda civalı termometrenin kullanımı izinsiz şekilde yasaklanmıştır. Evet. Yani izin alınacak, öyle kullanılacak. Kilitli dolaplarda tutuluyor civalı termometreler. Belki hatırlarsınız eski dönemlerde ilkokullarda Hı. falan fen laboratuvarlarında cıva şöyle masaya döker. Çocuklar böyle parmağıyla vurur, dağılırdı da o tekrar birleşirdi. Bu kadar iç içeydi yani insanlar civayla ama artık uzaklaşmamız lazım. Çok tehlikeli. Daha elektronik. Hı. Daha farklı maddelerden üretilmiş termometre kullanılıyor. Bunun sebebi orada söylediğinizle aynı şey. Evet. Yani biz bunu laboratuvarda hayatımızdan çıkarıyoruz. Hı -hı. Ama günümüzde gündelik hayatımızda hala hayatımızın içinde belli bir yeri var. Hı -hı. Alışılmışlıklarla. Evet, alışılmışlık. Ee, bu tip oluyor. ağır metaller sadece renkli ürün olarak deterjanlarda yok. Hı -hı. Kıyafetlerimizde en kötüsü de çocuklarımızın oyuncaklarında. Oyuncaklarında. İzleyicilerimize şunu söyleyelim. Evinizde eğer şu an bizi kim izliyorsa lütfen kullandığınız diş macunlarınızı yanınıza alır mısınız? Birazdan size bir evet. şey söyleyeceğiz. Interaktif Onlara bir şey bakın, olsun, değil mi? İnteraktif bir şey olsun. Siz macunlarınızı bir alın yanınıza. Hangi macunu kullanıyorsanız. orada biraz sonra açıklayacağımız bilgilerde nasıl bir madde kullandığınızı en azından bu vesileyle öğrenmiş olacaksınız. Kimimiz gerçekten dikkat bile etmiyoruz. Ne anlama Aynen, geliyor, öyle. niçin? Yani sorgulamadan alıyoruz. Parlatıyor mu? Tamam parlatıyor. Beyazlatıyor Güzel mu? Beyazlatıyor. Mi? Güzel kokuyor mu? Kokuyor. Ama sonrası maalesef. Ee, evet yani su suyla... ile bu arada hocam ben şu da, şu bilgi de dikkatimi çekti. Dedim Emre hocama sorayım. Buyurun. Bulaşık deterjanların renksiz olanların ıı, seçilmiş ama ıı, bu renksiz olanın seçilmesinden ziyade renkli olanlar su ile temas ettiğinde aktive olacak olan toksit klor gazı. Açığa i̇çeri, çıkıyormuş bulaşık makinalarımızda şey. Öyle mi hocam? Yani açığa çıkma durumu yine bir kanserojen madde mi oluyor? Şimdi klor gazının açığa çıkması evet. zehirleyici bir durum yaratıyor zaten. <laughs> Toksit klor denilen şey. Toksik zehirli. Zehirli evet. Aynen. Az önce anlattığımız o e, çamaşır suyu tuzluğundaki evet. birleşimden açığa çıkanla bulaşık makinesinin içerisinde o an yıkama yaparken <laughs> suyla. ...veya orada kirlerle veya oradaki başka kimyasallarla birleştiğinde açığa çıkan klor neredeyse aynı. Şöyle bir e, yapı var mesela. Biz bulaşık makinelerimizde tuz kullanıyoruz. Genelde sodyum klor üzerinden. Evet. E, inaktive halde ama çalıştığı zaman aktif hale geliyor. İşte o klor gazı sodyum orada klor çıkıyor. üzerinden geliyor zaten. Hmm. Yani e, şöyle bir benzetme yapıyorum. Hiçbir kimyasal kabında şişesinde durduğu gibi maalesef durmuyor. Ben bunları laboratuvarda dediğim gibi yan yana koymuyorum. Hatta depolarını hı hı. ayrı odalarda tutuyorum. Depolar Birisi bile. bu odada öbürü bu odada. Ama maalesef biz gündelik hayatımızda bunlarla o kadar rahat içi yaşıyoruz ki evet. bunlar bizim e, hemen mutfak tezgahımızın altında çok güzel sıralanmış böyle alttan da güzel e, sanki çok önemli şeylermiş gibi örtüler serilmiş. Değer o veriyoruz değer gerçekten. E, her zaman için e, bir şeyleri zararını gördükten veya öğrendikten sonra alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Biz çünkü bu bünyeyi, bu vücudu sağlığını kolay elde edemiyoruz. Ama çok kolay bozabiliyoruz. Evet. Öyle bir durum var. Bulaşık, deterjanlarla ilgili şunu söyleyeyim. En büyük riskleri kalıntı bırakmaları. Evet. Biz o kalıntıları gözle göremiyoruz. Göremiyoruz. Calehan. Yani yıkıyor, temizliyor. Evet. Açtık, çıkardık. Mis gibi. Tezgahımıza dolaptaki yerine koyduk. Akşam yemek yiyeceğiz. Bıraktığı kalıntılar o yemekle birlikte bizim vücudumuza geçiyor. O kalıntıların çıkması yıkama esnasındaki suyla falan mümkün değil. Ne Belki Eda o anda hocam? ben hep şunu söylüyorum. Onu kullanacağımıza belli oranlarda sirke kullanalım. Mesela bulaşık makinesini belli dönemlerde boş yıkarlar temizlensin diye. Evet. Niye? Kirlilik var içerisinde. Tabii birikiyor. Organik atıklar çok zararlı değil. Yani yemeklerimizden gelen organik atıklar. Buna yağ diyebilirsiniz genel adıyla. Evet. Bu çok zararlı değildir. Bu zaten parçalanır. Bu bir şekilde oradan uzaklaşır. Ama kullandığımız o deterjandan gelen kimyasal atık hmm. risklidir, tehlikelidir. Tabii. Onu kullanacağımıza sirkeyle belli bir oranda, belli aralıklarla bir haftada bir yıkasak emin olun çok daha güzel kokar. Ve çok daha sağlıklı güvenli olur, temiz. sağlıklı olur sirkeden bol bulabileceğimiz başka bir şey yok. ki. Evimizde bunu çok rahat temin edip kullanabiliriz. Evet, gerçekten de öyle ve ne kadar da önemli. Düşünsenize sıklıkla bulaşık makinalarımızı çalıştırıyoruz. Oradan bir. İkincisi çamaşırlarımızı deterjanla yıkıyoruz. Oradan Ondan artı iki. iki. <laughs> daha sayayım mı sevgili izleyiciler? Bak, i̇şte fırınlarımız. Geçmedik hocam daha ona iş gelmedik. Fırınlarımızı temizliyoruz. Mis gibi kokuyor. Tertemiz Oradaki oluyor bahsettik. Oradakiler yemeğe geçiyor onları da yiyor muyuz al size 3. Yani daha da sayabiliriz şampuanlarımızı saçımıza boca ediyoruz, yıkıyoruz sıcacık suyla onu daha emilimini sağlıyormuşuz. Aynen ben de onu öyle. yeni öğrendim. Ee, orada da oraya da odunuza. isterseniz Bir şey soracağım. Buyurun, buyurun. Saçınızı deterjanla yıkar mısınız sevgili izleyiciler? Size bir sorum. Yanıtını artık kendiniz veriyorsunuz ben duyamıyorum ama. Ee, yıkamazsınız diye düşünüyorum. Hiç sanmıyorum. <laughs> Ama yıkıyoruz değil mi? Şöyle şampuanlar kimyasal olarak baktığımız zaman deterjan türevidir bir kere. Hı hı. Yapı itibariyle. Çünkü en basit kullandığınız deterjanla şampuandaki ana ham madde temizleme işini yapacak olan ana ham madde aynı. Aynı. Nedir Sodyum, adı hocam? Lauril Sodyum, sülfat. Sodyum larur, sülfat. lauril sülfat. Sodyum lauril sülfat. dediğimiz hı. madde. Petrol türevi bir madde. Bu içerisine Deterjan olduğu zaman ne katılıyor hocam? İçerisinde mesela yüze aktif maddeler katılıyor. Suyun viskozitesini düşürsün, hı, hı kirle ilişkisini artırsın ve kir suya tutunsun. Hı hı. Oradan ne yapsın? Uzaklaşsın. Normal temizlik maddeleri şöyle çalışıyor, onlardan da bahsedelim. Temizlik maddelerinin iki kısmı var. Bir kuyruk dediğimiz, hidrofob dediğimiz kısım. Bu kuyruk kısmı suyu sevmeyen kısım. Bu kiri tutuyor. Hı. Kirler genelde apolar molekülleri, yağ ve türevleri. Bir de baş dediğimiz kısım var hidrofob suyu seven kısım. bu Suyu seven kısım da su moleküllerini tutuyor. Yani aslında kirle su molekülü arasında bu deterjan molekülü veya sabun molekülü, şampuan molekülü köprü görev görmüş oluyor. Hmm. Normalde kiri suyun temizleme ihtimali biraz düşük. Niye düşük? Çünkü su kimyası olarak e, kısaca anlatayım. Su polar bir özellikte, kirler apolar özellikte kimyada şöyle bir e, görüş var benzer benzeri çözer. Hmm, yani bir maddenin benzer çözünebilmesi benzer. için ondan bir şey olması lazım. E, kiri çözecek şey bizim gündelik hayatta en çok kullandığımız suysa su bunu çok basit olarak çözer Polar dediğimiz çözer olması değil mi? Polarlık, kutuplu olması hmm. özelliği bu. Öbürü de apolarlık, o da kusursuz olması. Birbirinin zıttı oluyor o zaman. Şimdi evet. zıtlı olunca bunları birbirine yaklaştıracak, kaynaştıracak bir şey lazım. Araya biz deterjan molekülünü koyuyoruz, sabun hmm. molekülünü koyuyoruz. Bunun da şöyle bir özelliği var. E iki başlı gibi düşünebilirsiniz. Kuyruk kısmında e, kiri tutacak yapılar var. Uç kısmında, baş kısmında da suyu tutacak yapılar var. Evet. Aslında buradan alıyor. Suyun fazla geçiyor. Suyla birlikte atılıyor, uzaklaşıyor. Ama bu kir suda dağılıyor, gidiyor. Toprakta parçalanıyor organik çünkü kir dediğimiz ya. Evet. Deterjan peki o parçalanmıyor işte. Şampuanlar parçalanmıyor işte. Niye? E, baktığımız zaman içerisindeki yapılar e, sanayi sentetik ürünler olduğu için topraktaki bakteriler onu parçalayamıyor. Toprak kirleniyor, su kirleniyor. Zarar evet. veriyor. Evet. Ya da etki yapıyor. <laughs> Aynı zamanda deterjanların içerisinde çok tehlikeli fosfat türevleri var. Evet. Onlar fosfat. da zehirli, hatta kanserojen özellikler gösterebiliyor. Şampuanlarımızda da e, yine yüzey aktif maddelerimiz tabii ee, hoş koksun diye koku veren özellikle daha da e, kimyasalı arttırıcı. Artırıyor. En basit zararı şu. Saçımızın dibinde şampuanlar için söylüyorum bunu. Hı hı. E, genetiğimizden, fizyolojimizden kaynaklanan yağlar var. Evet. Bu yağları zamanla aşındırıyor. Biz şampuanlar niye kullanıyoruz? Saçlarımız güçlensin. Hı hı. Ben hiç görmemişimdir şampuan kullanıp da saçlar çok güçlü Sonra kepekler, sonra farklı egzamalar. Bu yağlar çözündükçe saç diplerimiz zayıflayıp Doğal yapısını kaybediyor Kesinlikle. çünkü Kesinlikle. Saçımız iyice dökülmeye veya kırıklar oluşmaya, kepeklenmeye, orada dermatitler, saç diplerinde evet. deri sorunlarına sebep oluyor. Bu görünen kısım. Bir Deriden de... emilip vücuda geçerse, organizmaya da e, görmediğimiz e, kısa ve orta uzun vadede vereceği neler var, zararlar var. E... Kimyasalları daha iyi absorbe ediyor o zaman. Tabii ki de. Çünkü kimyasal e, zaten saçımıza sürdüğümüz... o kullandığımız şampuanlar sıcak suyla da İyice aktif hale geliyorlar zaten. Aktif hale, hale geliyor. Yani burada e, hep şunu söylüyoruz. vücudun belli bir dengesi var. E, vücudun nefes alabilmesi için belli porlar var. Bu boşaltım anında da kullanılıyor terleme ile kullanılıyor Hı -hı. bu porlar. Bu porları ne kadar böyle açık hale getirirsek oradan e, zararlı olan havada bulunan, askıda bulunan evet. moleküller veya o deterjanında, sabununda veya Şampuanla bulunan zararlı moleküller buradan vücuda Daha geçiş kolay. yapıyor çünkü açık bir kapı, kapı açık bir geçit bulmuş oluyor kendisine evet. ve oradan giriyor. Az önce bir ifade kullandınız. Temizlik bağımlısı insanlar maalesef evet, baş... oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de artıyor, artıyor bu. Temizlik bağımlı insanlara bakarsanız hep çok hastalanırlar. Evet. Ruhsal birçok biyolojik Psikolojik, ruhsal evet. ve biyolojik. Niye? Vücudun ee, sürekli kimyasala, temizlik kimyasalına maruz kalmasıyla... Buyur. Hocam araya gideyim. Onu çünkü sunu bence alalım. Tamam ee, tekrar oradan, oradan başlanalım. başlayalım. Oraya bir değinelim inşallah. Değinelim değinelim. Tamam. Şimdi kısa bir ara sevgili izleyiciler. Öğle arası kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Ee, kıymetli hocam ee, Emrah Bey ile birlikte. Emrah Hocam bu, ya bize bu arada mesajlar da çok akıyor sağ olun çok teşekkür ediyoruz programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı <laughs> ee, gerçekten de dikkat çekmemiz gerekiyor çünkü insan sağlığı son derece önemli. Biz de zaten programlarımızda hep böyle farkındalık oluşturacak alanlarda sizlere bilgiler aktarmaya çalışıyoruz işin uzmanlarıyla birlikte. Bu da bizim sorumluluğumuz. Ben buna çok kıymet de veriyorum. Size demiştim ya hani diş macunlarınızı alın gelin diye. Şöyle marka göstermeden ben bir iki tane hatta burada arkadaşlarımın diş macunlarından buldum. Şimdi sizler de lütfen diş macunlarınızı yanınıza alın. Birazdan ben size bir bilgi aktaracağım. Emrah hocam aktaracağım daha doğrusu e, kullandığınız dış macunlarını şöyle bir test edin e, ya şey çok önemli hocam dedik ya hani temizlik şeyi artmaya başladı insanların psikolojisi bozuldu evet, biz reklama evet, gittik isterseniz evet. oradaki sözünüzü tamamlayın orada şuna değinecektim Hı. ondan evet, sonra kısaca da e, onu alalım, diğer, diğer konularda da de değineyim çünkü sonu başlığımız bilir. çok evet. fazla e, Temizlik bağımlısı insanlara bakarsanız en çok hastalanan kişiler onlardır. Evet. Obsesif ee, bozukluğu yaşayanlar. Kesinlikle. Psikolojik olarak bundan çok etkilenirler. Tabi temizlik imandan hepimiz e, kişisel temizliğimize özen göstereceğiz. Hele e, şu dönemde artan nüfus, artan kentleşme ve pandemiyle birlikte normalinden daha fazla özen göstereceğiz. Ama işte bunu doğal yoldan seçerek yapacağız. Kesinlikle. Yoksa öbür türlü hasta Kendimiz ediyor. o kimyasallara teslim etmeden yapacağız. Yani evet, biz bunu evet. söylüyoruz. Tabii. Ee, yoksa İnsanlık tarihinde hep zaten bunlar varmış ama hı hı. daha doğal, daha e, güncel. İşte az önce küllerden bahsetmiştiniz. Bunlar evet günümüzde bunu belki kullanabiliriz ama buna muadil kesinlikle bir şeyler vardır. Araştırdığımız bulabiliriz. Evet. E, o, o konular çok detaylı olduğu için şimdi kısa bir evet. bu tip temizlik e, de psikolojik olarak düşkün, psikolojik yatkın ol insanlarda baktığımız zaman bir süre e, bağışık sistemleri çok zayıflıyor. Zihinlerinde tamamen bununla ilgili bir e, kompleks oluşuyor ve sürekli ellerini işte yıkadıkları yüzlerini yıkadıkları için kullandıkları malzemeleri sürekli kimyasallarla yıkadıkları için hep bahsettiğimiz o gözeneklerin daha fazla oranda açılması buradan giren kimyasalların da bu kişilerin e, sindirim dolaşım sinir sistemlerine zarar vermesiyle ne yapıyor maalesef sonuçlanıyor. Evet. Orayı bu şekilde tamamlamış olalım. Evet. Şimdi gelelim bu kullandığımız ter önleyicilere, deodorantlara. Evet, Onlar evet. da mis gibi kokuyor. Ondan sonra işte alıyoruz. Ve o kadar çeşit ki o kadar fazla envai ki var. envai çeşit e, hangisini kullanacağımızda şaşırıyoruz hatta bazen de ne yapıyoruz alıyoruz hepsinden birkaç tane e, Hangisini ister. bazen de karıştırıyoruz ama içerisinde yine ne var ne yok bilmiyoruz terleme vücut irfazı olması gereken bir şey ki Doğru bir Allah şey. bize bunu Arhan vermiş biz bunun önüne nasıl geçebiliriz ter kokusunun önüne nasıl geçebiliriz bunu da yine doğal yolla, yollarla halletmek lazım. Ee, gerçekten bunu da çözmek gerekiyor. Özellikle içeriğinde ter önleyici olan alüminyum. Aynen öyle. Bunun vücuda zararları nelerdir hocam? O Şimdi, da bir kimyasal. Kesinlikle. E, burada şöyle şey, bunlar kişisel hijyen için kullandıklarımız. Evet. İşte deterjanı şunu bunu ayırdık, anlattık. Koksuma kişisel hijyende masanın üzerinde duran deter e, neler vardı? Diş macunları. Evet. Bir. Ondan sonra bizim spreyler, deodorantlar kullandığımız hı hı. E, yine Sabunlar bir nevi onlar var. Burada alüminyum içeren maddeler var maalesef. Evet. Alüminyum ne yapar, neye yarar derseniz e, vücuda emili, emilip vücuda geçip yani deriden e, vücuda geçip hı hı. sindirim sistemimize, üreme sistemlerimize, sinir sistemlerimize tahribat verebilir. Evet. Biz normalde şöyle düşünelim ya basit bir mantık kuralım. Alüminyum bir kapta yapılan yemeği çok tercih eder Zehirler derler. Doğru mudur? İşte doğru, ardı, doğru. Alüminyum değil mi? Evet. kapta yapılan bir yemeği niye tercih etmeyiz? Evet. Çünkü zehirleyici için. ısıyla birlikte o alüminyumun partikülleri e, yemeğe bulaşır, yemeğe karışır. Bizi zehirler. İlla tercih edeceksek eski dönemlerden kullanılan bir yöntem neydi? O kapları kalaylamak değil mi? Hı hı. Belli bir şekilde içini belli bir dönemlerde kaplamak. E, şimdi onun yerini polimer maddeler aldı. Teflon dediğimiz ürünler aldı. O kaplamacık sektörü bitti ama sanayi ürünü olan polimer maddeler aldı. Bunu tercih ediyoruz. Yani direkt alüminüme temas etmiş bir şeyi çok fazla kullanmak istemiyoruz. Oradaki iyonlar maalesef bu anlamda sindirim boşaltım üreme sistemlerimize sinir sistemlerimize zarar veriyor, zarar veriyor, tahribat veriyor. Şunu söylemiştiniz, elbette vücudumuz kendi fizyolojik döngüsü içerisinde, biyolojik döngüsü içerisinde tabii ki de terleyecek. Bu bir boşaltım yöntemi. Bunun önüne basit şekillerde geçilebilir. Hı hı. Bir kere bunu tetikleyen en önemli şeylerden birisi stres. Evet. Vücudun ani bir strese Günümüzün maruz kalmasıyla. Günümüzün en büyük hastalığı stres, çağın hastalığı. Çağın hastalığı her şeyin altında yatıyor. Bundan tabi uzak kalalım. Nasıl kalacağız? Biraz bu boyuta geçmek lazım. Kaygı, hı hı. anksiyete bunları biraz azaltabilirsek hayatımızda zaten çok fazla ihtiyaç duymayacağız bu tip hı hı. E, ürünlere. Evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi e, bu özellikle diş macunu tüplerindeki renk kodlarına şöyle bir bakalım. E, izleyicilerimize dedik ya e, evet. diş macunlarının içeriğindeki kimyasalları nasıl anlayabiliriz? Emrah hocam bize anlatacak şimdi. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz hepimizin evinde kullandığımız diş macunları var. İşte bu da onlardan bir tanesi. Sevgili arkadaşım şöyle koyayım hemen siz şuradan alın. Evet. Bu da onun gibi şu bu marka göstermeden bu da evet. farklı bir ürün. İkisinin de görevi diş macunu. Dişlerimizi bembeyaz yapıyor. Gülümseyen dişler, gülümseyen bir yüz. Sağlıklı, rüyü, ağızlar, sağlıklı ağızlar Bir ama. sürü slogan var artık aklıma da gelmedi. Sağlıklı gülüşler falan. Şimdi peki dikkat ettiniz mi? Yani şu işaret ne işe yarıyor? Sevgili Fatih'cim şunu biraz yakından çekebilir misin? Bu ne işe yarıyor? Şuradaki işaret mavi. Neden mavi? Ve bunun gibi birçok renkler var. Ben tabii sadece buradaki sevgili Şeyma ve Sümeyye'nin diş macunlarını kaptım geldim. Ee, burada bir koyu mavi, şurada da açık. Şöyle göstereyim Fatih'ciğim. Şurada biri koyu, biri açık mavi gördüğünüz Renk tonları farklı. farklı. Neden farklı? İşte bunları hemen ben Emre hocama soracağım. Hocam bunlar ne anlama geliyor? Niye böyle yapmışlar? Ya da bir defo gibi falan bir şey mi? Yani baskı hatası mı? Nedir? Yok şöyle, fiziksel özelliği de var. Yani bunun fiziksel anlamdaki şeyi Hı -hı. de var. O tüpün e, dip kısmında olması, oradan sıkılarak başlanması, böyle bir uyarı anlamı da var. Evet. Kimyasal yönden de oradaki renkler koyulaştıkça Hı -hı. E, kullanılan kimyasalların miktarının arttığıyla ilgili yani doğru orantı veren bir olgusu da var aslında. Hı -hı. Mesela birisi daha açık bir mavi evet. orada. Öbürü biraz Şu daha Şu daha açık bir evet, maviydi. Daha açık bir mavi. Öbürü biraz daha koyu bir mavi. Bunların siyah olanları falan e, görülüyor. Sadece diş macunlarına değildir aynı zamanda birçok kimyasalla bu etiketler vardır. Evet. Olmak zorunda mıdır hocam bu kodlar? Tabii bunlar e, mesela alıp bakarsanız e, üzerinde şöyle yazar. Hı. Diş macununu orada gösterdik. Çok minicik Olmak zorundadır. Ama. Evet. E, zaten olmazsa yasal olarak üretemezler çünkü e, Sağlık Bakanlığı bunların zararlarının da insanların e, farkında olması için, görmesi için hı hı. E, o kodları, o işaretleri zaten ambalajda bulundurmak zorundadır. Şöyle yazar mesela 12 yaşından altındaki çocuklar kesinlikle kullanmamalı. Hı hı. Veya doktor tavsiyesiyle kullanmalı. Hı hı. İşte en ufak bir e, rahatsızlıkta kullanmayı bırakınız şeklinde ifade yazar. Evet. Mesela zehirlenmelerden bahsedecek Bunda da yazıyor zaten hocam. Tabii, tabii, 7 yaşından yazar. küçük çocukların kullanımına uygun değildir. Aynı, uygun değildir yazar. Zehirlemelerden bahsettiğimizde 114 numara demiştik. Bu ürünlerin hepsinin üzerinde 114'ü arayın diye uyarı iş, e, bilgisi vardır. Hı hı. Yani hocam diş macunlarından insan zehirlenir mi diye düşünüyoruz. Diş macunları florür içeriyor. Florürler. Sodyum florür özellikle değil mi? Aynen lauril sülfat ve sodyum florür. Florürler diş minesini aşındıran, diş minesinin zarar görmesine yani o dişin dışındaki katmanın zarar görmesine sebep olan maddelerdir. Ee, bayağı incelemeye koyuldum şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Zaten insan o içindekileri okuyunca veya uyarı şeylerini okuyunca bir soğuyor yani. Bize hep onu söylüyoruz lütfen. Şunun arka tarafında öndeki o yüzüne aldanmayın. Biz marka olarak söylemiyoruz kesinlikle. Tabii tabii öyle bir şey biz yok. Biz diş macunu konuşuyoruz. Biz deterjan konuşuyoruz. Triklesit dediğimiz diş macununda çok fazla kimyasal içeren bir madde. Ee, o içindekileri bir okuyun. Kullanım kılavuzu var yani bunun. Bu, bu, bunun demek ki kullanma e, kılavuzu sistemi var. Sistemi var. Sistemi var. Kılavuzu evet. Varmışlar. Buna uymazsanız şu zararlar olur, bu zararlar olur diye yazıyor. Bir de Ondan işimize dolayı... gelmiyor ya. Şöyle çok küçük küçük yazıyorlar ya. O yüzden işimize okumak gelmiyor. Yani okumak istemiyoruz. Bir Doğru. de okusak da neyi anlayacağız diye şöyle en azından sorguluyoruz. Ama hayatımızı eğer sağlıklı bir şekilde idame et, ettirmek istiyorsak, nasıl yediğimize, içtiğimize dikkat, dikkat ediyorsak, ediyorsak evet. buna da dikkat etmemiz lazım sevgili izleyiciler. Bu hayata geldiysek her şeyimize dikkat edeceğiz. Göz açık olacağız. Yapacak başka bir çare yok. Şimdi... Tabii şey de var, kozmetik ürünler var. Biz kadınların çok kullandığı, artık kadınlar değil mi? Erkekler de çok fazla. Herkes, çoluk çocuk 7'den 70'e herkesin kullandığı. Allıklarda, ürünler. rujlarda, göz farlarında bir sürü şeyler var. Bir de artılmış beyaz kağıtlar var. Değil mi? Hani işte tuvalet kağıtları, bilmiyorum onlardaki kimyasal durumlar nelerdir Emre Hocam? Normalde basit anlamda tuvalet kağıtlarına çok ee, yüksek derece risk veya bu tip kullandığınız peçelerde, peçelerde çok yüksek oranda risk barındırmıyor ama hı hı. E, ağartılmış dedikleriniz sodyum hipokloritler veya evet. e, buna benzer ağartıcılar içeriyor. E, sodyum hipoklorit dediğimiz çamaşır suyu zaten. Evet. Yani bunun ham maddesinin olduğu bir peçete düşünün. yani Böyle A bir e, özelliği var. E, zaten daha fazla bir şey söylemeye gerek yok galiba. Hep şunu söylüyoruz. Deterjanla saçımızı yıkar mıyız? Kostikle ee, fırınımızı temizler miyiz? Yok. Ama adı değişince adı fırın temizleme ürünü. Ne olunca... bileyim adı şampuan. İşte adı e, artılmış peçete olunca bize hep böyle şey geliyor. ilginç geliyor. kullanılabilir, Hı -hı. Doğru mu? Balsumlaştırıyor. masumlaştırılmış geliyor. Ee, hiçbir farkı yok. Evet. Bir daha söylüyorum. Ben laboratuvarda yan yana koymayıp odalarını, tezgahlarını, ne bileyim depoladığım Ayırdım. alanlara ayırdığım ya, ürünleri evlerde kardeş görüyorum, yan yana görüyorum. Birlikte görüyorum en büyük problem bu Bak. kişisel kozmetikte kullandığımız işte ruj, parfümler, <laughs> e, spreyler, rolonlar bunlarda ise e, özellikle ruj ürünlerinde renkli biliyorsunuz. E, ağır metal çok fazla hocam. Paraben çok fazla, ağır metal çok fazla, e, fenol ürünleri çok fazla. E, parabenler, fenoller, ağır metaller kanserojen ürünler. Kanserojen, ya, açık davetiye. Daha daha söyleyecek ötesinde bir şey yok. Ne var. Evet. emilim yoluyla kremi olsun, ruju olsun, e, parfümleri hem elini, emilim hı hı. hem solunum yoluyla ne yapılabilir? Vücudumuza Vücuda giriyor. giriyor ve e, hastalıkları da daveti çıkarıyor. Açıyoruz, evet doğru. Evet şimdi yine en yaygın kullanılan bisfenol A'dan bahsedelim. E, bu da fitalat ve triklosan denilen Plastiği sert bir hale getiren, getiren şeffaflaştıran madde. E, Oyuncaklarda maalesef çok madde, kullanılıyor. Oyuncaklardan ziyade sürekli şu aldığımız işte sular, ha evet, değil mi? Onlardaki e, nasıl hocam, onlar nasıl kontrol ediliyor, nasıl oluyor, biz nasıl dikkat edelim? Şimdi, neye dikkat edelim? Plastik kökenli olan polimer maddeler yaygın olarak kullanılmaya başlandı geçmişte çok eski değil aslında. Yani baktığınız zaman 100 yıllık bir tarihi ya var ya yok. Bu polimer maddeler petrol kökenli. Bunu sadece polimer olarak elde etmekle kalmıyoruz. İçerisinde işte orada saydığınız fitalatı, bisfenol evet. A'sını, e, ne yapıyoruz? Katıyoruz. Niçin? Daha sert olsun, şeffaf olsun, kullanım ömrü uzun olsun. Ondan sonra dayanıklı olsun. E, eğilip bükülüp kırılmasın. Evet. Bazılarında böyle. Şimdi biz bunları talep ederken yani daha şöyle olsun daha böyle olsun derken içine hep yeni kimyasallar atacağımız için hı hı. çok basit anlamda söylüyorum bir kere e, bisfenol A, fitalat gibi ürünler çok e, kanserojen özellikli ürünler yine biz çocuklarımızın oyuncaklarında bunu kullanıyoruz evlerimizdeki bazı saklama kaplarında kullanıyoruz evet plastik saklama kaplarımızda evet, çok orada çok bazımız kullanıyoruz da Hanımlar diyor ki Bunu da saklamayalım, neyi de saklayalım? Teknik geliştirelim. Orada saklayacaksak da eğer hiçbir zaman sıcak halde bir yemeği, bir çorbayı, bir e, ürünü koymayalım onun evet. içerisine. Çünkü polimer maddeler e, soğuk halde çok fazla zarar vermez. Hı hı. Çünkü soğuk su veya soğuk ortamda aktif hale geçemez. Daha çok inaktif kalır. Ama eğer siz bunu sıcak bir ortama, yani yeni pişirilmiş bir çorbayı, yeni pişirilmiş bir yemeği buraya koyarsanız, hı hı. sıcak etkisiyle polimerin yapısı bozulur. Hı hı. Monomer gerçekleşir veya monomer oluşur. Polimeri bir araya getiren temel yapı monomer. Bu monomerler yemeğe bulaşır ve onlar bize zaten kanserojen etkisini, sinir sistemi, sindirim sistemi gibi etkileri, bunlar ne yapar bize? Zarar verir. Mesela kullandığımız polietilenler. Ee, Genelde saklama kaplarında en çok bu kullanılıyor. Etilenin polimerleştirilmiş hali. Ee, sıcak bir yüzeyle temas ederse ne yapıyor? Hemen bize e, zarar vermiş oluyor. Şimdi seyircilerimiz göremeyecek. Şurada bir su damacanamız var. Evet. Ben direkt ona baktım. Ee, gözüm direkt ona bakıyor. Niye? Su damacalarında yakın zamana kadar bir e, numaralandırma. Plastik, plastik bardaklar vardı. Evet. Hemen buraya baktım. Doğru bir hamle yapılmış. Karton bardak Yok, konulmuş. Evet. Karton. O plastik bardak polietilen veya polyethylen tereftalat dediğimiz polimerlerden elde ediliyor. Isıyla birleşiyor. Soğuk ]leşir. suyu aldığınızda çok büyük problem yok. Ama sıcak suyu alıp bir kahve yapacağınızda direkt sizin vücudunuza o plastiği almış oluyorsunuz kahveyle birlikte. Onun monomerlerini almış oluyorsunuz. Ya. Bazen bir yere gideriz, bir çay aldık kahve aldık. Ben direkt şuna dikkat ederim. İlla alacaksam, çok hı hı. dışarıda içmemeye özen gösteririm ama illa alacaksam. Kaşık olarak plastik kaşık mı bırakmışlar? Plastik kaşık bırakmışlarsa, ben onu güzel götürüp çöpe bırakırım. Çünkü zaten o plastik bardakta içmiyorsan, evet. plastik kaşıkla niye karıştırıp içeyim? Doğru. Tahta kaşık olabilir, metal kaşık olabilir. Bu sağlıktır. Saklama kablarında neyi tercih edebiliriz? Cam olanları da daha çok tercih edebiliriz. Çok eski dönemlerde de e, böyle üçlü, böyle sefer saklama toplu sefer tasları falan vardı. E, daha doğal ürünlerdi, daha böyle pratikti. E, pratikti hem kırılmıyordu değil mi hem de sağlıklıydı Sağlam, hı, her şeyden sağlıklı. önce daha sağlıklıydı bu ürünlerdeki riskleri tehlikeleri bu şekilde e, sayabiliriz zaten bu saklama kaplarını da eğer bulaşık makinesine atıyorsak kimyasalla bir daha muamele ediyoruz tekrar onu. bir daha kimyasalla belli bir sıcaklıkta alıyor. yıkanıyor zaten çok soğukta yıkanmıyor belli bir sıcaklıkta yıkanıyor deterjandan gelen kimyasal ne İşliyor etkisi. değil mi oradaki sıcaklık daha fazla işliyor kimyasal onkine. İşledikçe de yapısı bozuluyor aslında Sıcaklık enerji demek. Yapısını bozuyor, bağlarını bozuyor, hı hı. monomerleşmesini sağlıyor. Bu direkt e, suyla falan yıkamayla uzaklaşacak bir e, yapıya da maalesef gelmiyor. Daha e, tehlikeli boyutlar ulaşıyor bu şekilde. Evet. Bir de bu e, şeylerde hocam özellikle e, bebeklik döneminde kullanılan biberonların Aa, evet. değil mi? Onlara da dikkat çekelim çünkü çocuklar çok... Küçücük yaşta, daha Bununla yaşına bile girmeden buna oluyor. maruz kalıyor. Şimdi bebek ürünlerinde en çok e, karşılaştığımız şey yine renkli olması. Renklilik normal doğal bir renklendiriciden kaynaklanmıyor. Hı hı. E, ağır metallerden kaynaklanıyorsa. Çocuğumuz ona her temas ettiğinde, hı hı. onun içinden her mama yediğinde, süt içtiğinde o ağır metalleri vücuduna alma riski var. %100 değil bu bir risk. Bu bir tehlike, böyle bir evet. olay var diyoruz burada. Ama bu riski göre göre bunu çocuğumuza niye e, yaşatalım? Özellikle plastik biber ki, ki bu artık şeyde kaldırıldı. Mesela Amerika'da, Kanada'da, Fransa'da, Danimarka gibi birçok dünya ülkelerinde bu üretim kaldırıldı. ama ya Çok güvenliğiniz evet. markanın, gerçekten içeriğine emin olduğunuz markanın ürününü e, illa almak istiyorsanız bu anlamda alabilirsiniz. İlla ki bu anlamda duyarlı üreticiler, duyarlı firmalar da var. İnsanların bu hassasiyetlerine sağlık noktasında bu hassasiyetlerine e, dikkat eden, ona göre kimyasalları e, kullanan ya da kullanmayan, ona göre ürünler üreten e, firmalar da var. Onların ürünleri şey yapılabilir, alınabilir. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olan ürünler, evet. CE sertifikalı ürünler ne yapılabilir, alınabilir. Oyuncaklara da şöyle bir değineyim. Evet e, lütfen. Tabii onu da hatırlayalım. Şimdi çocuklarımız her türlü oyuncak alıyoruz, ediyoruz. Ağzına oyuncular. götürüyor, oynuyor. Merdiven altı üretim olanlar çok tehlikeli. tehlikeli Nerede değil üretildiği, markası, garantisi, sertifikası, içerinde ne olduğu belli olmayan oyuncaklar e, çok büyük risk taşıyor. Çünkü bunlar e, birçok ne olduğu belli olmayan naylon plastik ürünlerini alıp ısıyla presleyip Renklendirici katarak yani boyar madde katarak pazarlanabiliyor. Kontrol çok zor bir alan. Bundan dolayı gerçekten güvenli adı bilinen e, bu anlamda e, daha önce olumsuz bir şey duymadığınız haber olarak olumsuz bir haber duymadığınız ürünleri tercih edelim. E, hiçbir zaman insan sağlığından daha değerli değil bunlar. Evet. Oyuncaklarımızda da e, renklendirici olarak ağır metaller, bisfenoller. E, veya bisfenol A dediğimiz maddeler. E, bunun dışında yine e, kanserojen özellikle e, boyar maddeler maalesef kullanılmakta. Daha çok merdiven altı üretimler için söylüyorum bunu. Ama e, adı sanı bilinmiş. Gerçekten e, bu anlamda daha önce bir problem yaşanmamış. Standartlara uygun değil mi? EFTA'yı dediğimiz. E, Sağlık Bakanlığı'nın standartlarına uygun hmm. C sertifikalı dediğimiz ürünleri alırsak inşallah. Riski daha az boyut indirmiş oluruz. Çünkü çocuğumuz onu e, sadece oynamak için almıyor. Bazen işte ısırıyor, işte hı hı. buna her şekilde temas ediyor. Her temas kimyasala bulaşmak demek. Bulaştığımız kimyasalın ne olduğunu bilemeyebiliriz. E, uzak durmak en iyisi ama e, içindeysek de belli oranlarda ne yapalım bunu İnşallah pasifize edelim, azaltalım diye Evet düşünüyoruz. Yani kendi söylüyoruz. elimizde olduğu için çocuklarımıza o seçim hakkını biz sunuyoruz zaten. Evet. BPA içeren mesela biber onlara Bisfenol işte. A dediklerimiz BPA. Evet, BPA değil mi? Onlar artık yasaklandı. Yasak. Üretimi, Üretimi kullanılması yasak. Ama hala daha Merdelen olanlar da var. Merdiven ürünler var. Daha kolay üretim, daha çok üretim sağlıyor. Daha ucuz maliyet sağlıyor. Hı hı. Bu da tabii bazı bu işin tüccarlığın yaparlarının hoşuna gidiyor. Ama insan sağlığı boyutu bizim için en önemlisi. Tabii onu da göz ardı ederlerse artık zaten hastalıklara ciddi anlamda davetiye çıkarıyoruz ve iç içeyiz. Davetiye iç içeyiz. geçtik. Yani doğru. Bir davetiye işte. geçtik. Orası dediğiniz geçti. gibi iç içe yaşıyoruz. Artık ama yaşamamamız bizim elimizde. 22. seçimlerimizde. milyon. Maalesef e, iç içeyiz. Evet. İççi olduğumuz şeyler bakın sadece bugün kimyasal risklerin bazılarından bahsedebildik. O da süremiz el verdiğince daha evet, neler var bir de söyleyemedikleriniz. Söyleyemediklerimiz elbette var. Görüp ee, işin ilmini naizane kendimizce okuyup öğrendiğimiz e, şekilde söyleyemediklerimiz de var. Hı hı. E, bu risklerin biyolojik olanlarından hiç bahsetmiyoruz. Nükleer veya radyoaktif olanlarından hiç hiç daha bahsetmedik. Sadece kimyasallara şöyle kısaca bir değinelim. Başka zaman onlardan da şöyle değinelim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Rica Sağ olun. Rica bir ederim. buçuk ederim. saatlik süreyi ederim. sizinle geçirdik. Sağ olun. Ağzınıza sağlık var. Mı? Son bir cümle. Şöyle, e, lütfen yani sloganımız olsun, aldığımız ürünlerin arkasındaki içeriği bir okuyalım. Hmm. Ürünlerimizi asla, hangi kimyasal olursa olsun, ister hijyen, ister kişisel temizlik, e, kozmetik, ne olursa olsun kesinlikle karıştırmayalım. Kullanımlarını lütfen seyreltelim, azaltalım, derişik olarak kullanmayalım. Çok çok kullanacaksak suyla karıştırıp kullanalım. Biraz da zar zararını azaltmaya çalışalım. Doğal ürünleri, doğal ürünleri evet, tercih edelim. Ya da doğal ürünleri tercih edelim. Kesinlikle bence ağrımaz. kesinlikle doğal ürünleri tercih edelim. Arz talep meselesiyle bence bu işe de dikkat çekelim sevgili izleyiciler. Bugün sizinle birlikte e, güzel bir konuyu ele aldık. Konuğum e, kimyager, yüksek kimyager Emrah Yüce ile birlikte. Kendisi ayrıca eğitimci ve yazar. Gündelik hayatımızda kullandığımız, evimizde hapsettiğimiz o birlikte yaşadığımız kimyasal maddelerin zararlarını konuştuk. Pazartesi günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde sağlık ve neşeyle inşallah sizinle birlikte olmayı seçiyorum. Hoşçakalın.